Tekrar hoş geldiniz Kansas City Veltalı izleyicileri. Bugün 5. hafta maçımıza çıkıyoruz. Biliyorum. Geçen hafta yenildik. Ve bu kötüydü. Ve bu cidden kötüydü. Ama şimdi bu yenilgimize bir dur deme zamanımız geldi. Kesinlikle bir dur deme zamanımız geldi, ben buna inanıyorum. Aslında düşünen varsa düşünmesin. Çünkü benim bu hafta kazanmam lazım. O yüzden kazanmak için her şeyi yapacağım. Kesinlikle bu sefer kazanmak için her şeyi yapacağım. Rakibim Fort Lauderdale Fly Guns. Nasıl okuyacağını bilmiyorum. Lauderdale rakibimiz. Beyler, bayanlar, Pokemonlar. Bu maçın zor bir maç gibi olacağını biliyorum. Ama bunu başarabiliriz. Özür dilerim, şu an birazcık dikkatim dağındı. Çünkü son taktikleri çiziyorum tahtama. Sizin için Pokemon'a. Azura, Azelf. Colburberin var. Ve Sableye'den gelecek. Bir Sucker Punch rahatlıkla kaldırabilirsin. No problem. Senin için hiçbir problem olmayacak. Substitute'e gidip herhangi tür bir ataktan korun. Ve Calm Mind'la kendini boostla. Senin bu maçı bizim için kazanmana ihtiyacımız var. Gönülden istiyorum. Kyrie, her hafta gelmeye devam ediyorsun. Leftovers, bugün klasik set var. Mirror Coat'un var. Klasik setindesin. Beğendiğin türdesin. İstediğin şeyi yap. Eski performansına geri dön. Jonathan Conkeldurr, bugün biliyorum. Bugünkü oyun tarzın eskiye göre birazcık değişik. Ama bence senden beklediğimi hala yapabilirsin gibime geliyor. Sonuçta Flame Orb var. Bu senin için beleş God. Beleş. Free. Beleş. Ve Drain Punch, Earthquake, Ice Punch, Foresight, Sableye için. Sableye'yi Foresight diyeceksin aradan. Dark, Drain Punch ile öldüreceksin. Done. Bitti. Bunu sen yapabilirsin. Sableye'yi senin öldürmene ihtiyacın var. Ardından Rotom Heat, Handles. O atkıyı yakmamaya dikkat et, çünkü o atkı sana lazım. Wall Switch, Overheat, Hidden Power, Ice, Electric. Şimdi rakibim Rykos var, büyük ihtimalle Calm Mind Substitute olacak, bunu sen de biliyorsun. Eğer onu triklersen benim çok işime yarar, senin de çok işine yarar, çünkü büyük ihtimalle Leftovers kullanacaktı veya Life Orb. Umurumda değil, iki şekilde de bizim için galibiyet oluyor. 8 Ball, Clay Doll. Rykos'u günlerce counterlayabilirsin. Earth Queen var Calm Mind'e giderse diye. Toxic var, Rapid Spin, Stealth Rock. Ardından bu maçı kazanabilecek bir kişi varsa o da Serperior. Sora. Biliyorum Yağmur takımında senden, geçen haftaki maçta Yağmur takımına karşı senden çok şey bekledim. Ve seni gereksiz yere sahada tuttum. Bunun için özür dilerim. Sana karşı yanlış davrandım. Ve sana yanlış itemi vermiştim. Leftovers vermiştim. Normalde Wild Dance vermem lazım ama Leftovers daha çok işe yaradı. Neyse. Sora, Leaf Storm var. Dragon Pulse var, Hidden Power Ground var, Glare var. Sonra eğer bir Leaf Storm atarsan her şeyi öldürüyorsun. Her şeyden hızlı yani... Şimdi Choice Scarf şeylerini bir tarafa ayırırsak çoğu şeyden hızlısın rakibin takımındaki. Hatta her şeyden hızlısın galiba. Evet, her şeyden hızlısın rakibindeki. Choice Scarf'ları bir yere atarsak, bir kenara böyle ayırırsak her şeyden hızlısın. Sonra bir Leaf Storm attıktan sonra Sableye dahil her şeyi öldürüyorsun. O yüzden senin maçın sonlarına doğru sağ kanattan bildirip üst üste şutlar çekmenin ihtiyacın var. Unutma, bir gol atarsan gerisi ketçap gibi gelecektir. Kansas City Veltalı, geçen hafta kaybettik. Ama bu hafta kazanarak güzel bir geri dönüş yapmak istiyorum. Kazanamazsak hiçbirinize dondurma almayacağım. Kansas City Veltalı, ekip, takım, hazır mıyız? Kansas City Veltalı! Merhaba Caps Crew, ben Kaptan Falcon ve bugün Anadolu Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçıyla karşınızdayım. Johnny'ye karşı geliyoruz. Takım kurma rehberini izlemediyseniz hemen takımın üzerinden geçeyim, çünkü Johnny'yi çok beklettim. Azura, Kyrie, Azelf, Milotic, Conkeldurr, Rotom Heat, Serperior ve Claydol getiriyoruz. Nicknamelerini zaten maç içinde nicknamelerini söyleyeceğim büyük ihtimalle. Party Pokemonları. Rakibim takımının adını hala öğrenmedim. Çünkü sormadım. Büyük ihtimal bu videodan sonra soracağım. Ve rakibim beklediğim şeylerin çoğunu getiriyor.
Sable'ı bekliyordum. Chandler'ı bekliyordum. Scizor için Chandler'ı bekliyordum. Slowking'i beklemiyordum. Kesinlikle Chestnut'ı beklemiyordum. Evet, bunu yazmak için kağıt yok. Oops. Oops. Şuradan şöyle. Hatta kağıda yazmayacağım. Hayır, kağıda yazmak zorundayım. Garchomp. Garchomp'u tahmin etmiştim. Sableye. Mega Sableye. Azelf'i, sırf Mega Sableye için özel bir Azelf getiriyorum. Raikou'yu da tahmin etmiştik. Raikou için de şey getiriyoruz. 8 Ball, umarım işe yarar. Ardından Chestnut. Slowking. Slowking. Ve Chandelure. Chandelure. Rakimde Steltrak'a gidecek tek Pokemon Garchomp. Direkt Kari ile başlayabilirim. Defansifim. Garchomp'la başlayacağını düşünüyorsam Kari ile başlarım. Ve boom. Defansif Pokemon'la başlamak normal değil. Yani yanlış anlamayın. Jolteon olsaydı Jolteon'la başlardım. Çünkü eğer Garchomp'a giderse Volt Switch yapardım. Pardon, Garchomp'la başlarsa Hidden Power Ice yapardım. Garchomp'la başlamazsa Volt Switch yapardım. Ama Jolteon'u bu hafta ilk kez getirmiyorum. Flash'ı. Namı değer Flash'ı. Johnny is issuing a challenge. Amethyst. Oh Sableye. Oh Sableye. My Sableye. Direkt Mega. Scald'a gideceğim. Scald'a gideceğim. Belki yakarım. Belki yakarım. Yakarsam çok iyi olur. Yakarsam çok iyi olur. Zaten oyun takım kurmayı yaparken galiba söylemiştim. Sableye karşı değiştireceğim Pokemon Milotic. Eğer Sableye'le sıfırdan karşılaşırsam, yani hiç direkt Pokemon olursa ve Confuse Ray mi? What? Confuse Ray Sableye. Oo, bunu bir yere yazmam lazım. G-Ray. Confuse Ray. Lütfen kendine vurma Kari. Kari tamam, yak şunu. Kari yak şunu. Hadi yakamadık. Confuse Ray'den korkuyorum. Nakufa mı gidecek? Büyük ihtimalle Nakufa gidecek. Sağda kalmam lazım. Sağda kalıp Skald'a gideceğim. Amethyst'i değiştiriyor. Wow. Chestnut veya Slowking. Slowking olacak. Kari kendine vurma. Süpersin Kari. Yakabilirsen güzel olur. Slowking special defansif olandı. Bunu biliyorum. İkinci Skald'da da yanma yok. İkinci Skald'da da yanma yok. %30 şans var. Genelde yakar. Şimdi Slowking special atak Pokemon. Ona karşı değiştireceğim Pokemon. Kesinlikle. Handles olmazdı. 8 Ball olmazdı. Sonra Ice Beam'e. Oo, tahmin edip Ice Beam'e giderse kötü olur. Assault Vest olsaydı Jonathan'ı değiştirdim ama değil. Sağda kalıp bir skala daha gideceğim. Ne yapmak istediğini merak ediyorum. Lütfen kendine vurma. Şu Confuse'dan artık kurtulur musun? En sonunda kendimizi vurduk, evet. Calm. Oh, Calm Minds. Şu. Special defansını arttırıyor. Şu. Dragon Tail olsaydı şu an çok işime yarardı. Keşke Dragon Tail getirseydim. Aa, Jolteon'u getirmem lazımdı. Jonathan'a gidip Knuckle'a gitmemiz lazım. Umarım Psychic turu atağa gitmez. Veya su turu atağa gitmeyecek. Kesinlikle. Umarım Psychic bir Calm Mind'a daha gitsin. Bir Calm Mind'a daha gitsin. Lütfen. Lütfen Calm Mind'a git. Slowbro. Calm Mind'a git. Jonathan. Calm Mind'a gidiyor. Süper. Şimdi Slowbro'ların en slow'undan ne kadar hızlı yazır? Jonathan. Neydi adım? Conkeldurr. Jonathan seti. Knock off. Slowbro, Calm Minds. Slowking, pardon. Slowking. Calm Minds seti defensive diyeceğim. Knock off.
öldürüyor. Özellikle yandıysam kesinlikle öldürüyor. Knock-off'a gideceğim. Knock-off'um yok. Şşş. Knock-off yok. Earthquake'e gideceğim. Oha, knock-off yok. Bu birazcık sorun. Çünkü Earthquake yeteri kadar vurmayacak ve bir kalmayla daha gidiyor. Şu an kritik vurmam lazım. Evet, Earthquake... Bir dakika, Earthquake low roll vurmuş. Earthquake'in... Bir tane daha Earthquake'in öldürmesi lazım. Bu Earthquake'in öldürmesi lazım. Umuda değil. Earthquake. Aaa, psychic. Boom, öldüm. Evet. Sableye için olan Pokemon'larımızdan canısını kaybettik. Aaa. Rotom Heat. Rotom Hush. Choice Scarf. Rotom Hush. Handles. Volt Switch. Volt Switch. +2'de galiba. 20-24 arası. Wall Switch'in öldürmesi lazım şu an. Aa, çok yanlış oynadın. Şu an berbat oynadım. Wall Switch'e gideceğim ama berbat oynadım. Garchomp'a gidebilir. Rahatlıkla Garchomp'a gidebilir. Serperior'a gidip Leaf Storm'a tıklamalıydım. Slowking öldürecekti. Garchomp sağa gelirse, evet, değiştiriyor. Garchomp'a gidiyor. Ah, Free Hawks. Garchomp. Hiç. Direkt Milotic'e. Direkt Milotic'e. Çok kötü başladım. Of. Handles. Büyük ihtimalle bu aşamada Choice Scarf olduğunu biliyordur. Curry. Outrage'e kilitliyor direkt. Çok fazla vurdu. Beklediğimden çok fazla vurdu. Of. Şeyi feda etmem lazım. Sora'yı feda edemem. 8 Ball'u da feda edemem. 8 Ball'u feda edemem aslında. 8 Ball'a fazla bir şey için ihtiyacımız yok. Hani 8 Ball'u feda edeceğim. 8 Ball'u feda edeceğim. Şu. Bakalım Dazzling Gleam ne kadar vuruyor. Choice Scarf diye düşünüyorum. Choice Scarf zaten öldürüyor direkt. Outrage, Bob. Ve Dazzling Gleam öldürmüyor. Şu. Peki Serperior? Serperior hayatta öldürmez. Handles'a gelip Choice Scarf Garchomp. Milotic'in bir tane darbeyi kaldırması lazımdı. Hidden Power Ice. Oha, Choice Scarf değilmiş. Outrage, lütfen yaşa, lütfen yaşa. Hadi Handles. Handles drops. Confusion. Tamam, şimdi Sora ile gelip bu maçı kazanabilirsek, şu an kazanabiliriz. Başka hiçbir şansımız yok.
Leafstorm. Değiştiremez. Choice Scarf değil. Çünkü ben Choice Scarf'tım. Ve o Choice Scarf olsaydı benden daha az olurdu. O yüzden Choice Scarf değil. Büyük ihtimalle Focus Sash veya Choice Band. Şimdi hiçbir şey rahatlıkla gidemezsin. Çok kötü başladık. Çok kötü başladık. Bunların hepsi müzik dinlemediğim yüzünden. Free Axe'ı değiştiriyor. Bowser. Chestnuts. Dirsiniz Hidden Power Fly. Hidden Power Flying. Şu an plus 2'deyim. Dragon Pulse şeye karşı, Chestnut'a karşı Special Defensive, hayır Physical Defensive. Dragon Pulse 51 vuracak. Leaf Storm 49-58 vuracak. Yine Leaf Storm'a gideceğim. Plus 4'e çıkmam lazım. Special Attack arttı. Drain Punch. Birinden yaşayabilirim. Kesinlikle yaşayabilirim. Ve bu el ölecek. Bu el ölecek. Leaf Storm'a gitmeye devam. Sonra Leaf Storm'a gitmeye devam. Plus 4'sün şu an. Şu an plus 4'sün senin tatlı şey. Şu an plus 4'sün sonra. Bir kere bu Bowser şu an kesinlikle ölüyor. Kesinlikle. Garchomp'tan hızlıyım. Raikou'yu öldürebilirim. Chestnut gidiyor. Slowking gidiyor. Chandelure. Air Balloon değilse hatta Dragon Pulse'a Chandelure dönüş. Oha. Sonra şu an maçı sweepleyebilir. Oh. Spike Shield. Ne anlamı var şu an? Life Orb değilim bile. Leftovers. Plus 4. 74 ile 87 arası vuracak. Bunu kapatabileceğini zannetmiyorum. Plus 6'ya çıktım. Her şeye tek atacağım. Her şeye tek atacağım kesinlikle. Galiba Superior Sweep olacak. Galiba. Emin değilim. Oha. Superior Sweep olursa resmen ağlarım. Sora en sevdiğim Pokemon olsun. Sora. En sevdiğim Kingdom Hearts karakterisin ve en sevdiğim Pokemon olsun. Kesinlikle en sevdiğim Pokemon olsun. %500 en sevdiğim Pokemon olsun. Ne var biliyor musunuz? Hidden Power Ground var. Hayır, benden hızlı. Lütfen öldürme. Hayır! 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 Tüm kazanma umutlarım. Evet, maç bir DC ile sonuçlandı ki bundan hiç hoşnut değilim. DC yapan benim ve öyle bir şey gibi görünüyor sanki sinirlenip çıkmışım gibi. Aslında sinirlenip çıkmadım. Letim koptu. Süper Online. Son birkaç haftadır var. Biliyorsunuz yayın arada kopuyor. İnternet bağlantısı kopuyor. Nedenini bilmiyorum. Süper Online'a tweet attım. Onunla ilgileneceğim. Çünkü bu maçta cidden benim acayip sırrımı bozdu. Kesinlikle acayip sırrımı bozdu. Kesinlikle onu halledeceğim. Bunun dışında maçı kaybedeceğim belliydi.
Ya maçı tekrar yapabilirdik ama kaybedeceğim belliydi. Rakibin hakkını yemek istemedim çünkü kötü oynadım. Yanlış yaptığım şeyler vardı. Serpilir silipleyebilirdi hala ama olmadı. Rakibin hakkını yemek istemedim. O yüzden maçı ona verdim. Hiç şu kazanma şansım yoktu ondan sonra. Serpil'e gittikten sonra kazanamazsın. Bu yüzden şöyle bir şey. Bu maç normalden kısaydı değil mi? Kesinlikle normalden kısaydı. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Bu videoyu izlediğinizde 20 beğeni geldiği an, videoya 20 beğeni geldiği an bir Wi-Fi savaşı daha yayınlayacağım. Normal. Eski türden Wi-Fi savaşı olacak. Kompatitif olacak. Ama zevkli olanlardan değişik bir takım kurdum. Onu kullanacağım. Ve aranızdan birine karşı kullanacağım. O kişi kendini biliyor ama o kişiyi bilmeyen veya kendini bilmeyenler o kişiyi bilmiyor. Fazla sinirliyim. Fazla kafam karışık. Ben sunucunuz Kaptan Falaygon. Ama unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Fantastik yapın. Oh. Shoot. Boom. Drop as done.